İlk önce şu perdeleri bir alsam mı? Bana sormayın Nilgün Hanım. Salon sizin. Kadir sen de şimdi elini keseceksin. Geldi al geldi. Aa, o kornişin haline Nilgün Hanım. Baksana Kadir. Valla Kadir benim hiçbir suçum yok ki. Oynuyordu. Oynayan kornişi tamamen söktünüz. Kız zaten seni bu millete şey yapmaya yer arıyor. Perdemi de bir alayım hemen şuradan. Aman diyeyim o kornişi de sökmeyin yerinden. Valla bunlar çok eski olduğu için. İyi de öyle battal gazı gibi asılırsan perdelere. Nilgün Hanım koltukları silmeye geçmişken çıtı pıtı yarışmacımız Cansu Hanım da salonda arz endam ediyor. Umarız gördüklerinden memnun kalmıştır. Camlardan bildiğin çamur yağıyor. Yani 29 Nisan'da dedikleri düşecek olan meteor buraya düşmüş. Aman Allah'ım ne var burada Kadir Bey? Ne var? Çok darma duman. Nasıl çalışmakmış bu böyle? Ben şok. Ben iptal oldum şu an. Geçmiş olsun da niye öyle şok oldun? Niyeymiş? Bir sordun mu neler yaptın şimdi, diye ilk önce bir sorsaydın. Tamam şimdi kolay gelsin deseydin. De. Ama kalpten gözlerimi aşağıladı yemeğim. Seni böyle tahmin etmemiştim niye? Ben. Niye? Nasıl tahmin her yerim darma duman. Nereden başladın? Bu kadarcık dar alanda nasıl çalışmamı bekliyordun hayatım? Dar mı? Yok çok geniş. Oh sen dar geçebiliyorsan görme. Geçsene böyle bir. Ben geçim tığ gibi değilim ama tabii, geçeceğim tabii. İnşallah. Hayır tabii, tabii. Yani nasıl yap? Sen olsan ne yapardın? Hele bir de bakayım anlat ne yapardın? Anlat bakalım. Ben olsam bir kere koltukları darma duman değil de düzenli bir şekilde koyardım. Bu şekilde başlardım. Sen ne taraftan başladın? İlk önce süpürdüm koltukları. Tamam. Arkalarını da süpürdüm. Buraya kadar süpürüldü. Tamam. Ben koltukları süpürmeden silemeyeceğime göre, örümceklerimi de alıp aşağı indirmediğime göre. Sen şimdi koltukları sildin, örümceklerimi aldın üstüne. Evet. Çok yanlış yaptın. Ben olsam önce örümceklerimi alırdım, ondan sonra koltuğuma geçerdim. Ben örümcekleri süpürgeyle aldım aslında. Süpürgeyle oraları alırken duvarları falan aşırı örümcek olduğu için vitrin arkaları süpürgenin ince ucuyla aldım. Tabii. Geçmediği için fırça denedim. Yoksa süpürgeyle almıştım yani. Örümcekleri sonradan alması çok büyük bir hata çünkü koltukların önündeydi. Örümcekler yukarıdan gelmiş şekilde koltukların üstünde gene. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın, ben teşekkür ederim. Devam edelim canım. Biz. Birazcık daha denemelisin. Tamam temizliğe. Tamam. Denerim. Kadir Bey'den kesinlikle eğlenmiyor. Sanki bitsin ve gideyim. Bitti. Uyarmadan edemeyeceğim Nilgün Hanım. Siz camlarla uğraşırken tam 40 dakikanız geride kaldı. Nilgün abla burası tamam. Tam tamına iki kova suyla sildim. Mermerini falan da yıkadım. Arasını marasını da aldım. Yani cam bir sadece şurada bir dört parmak iz var. O da camın içinde. Hiçbir şekilde tamam. Çıkmıyor. Ben de bu camımı bitirdim. Örümceklerimi komple bitirdim. Şu kapağı yıkayıp taktım. Oo onu da yıkadı. Evet. Tamam şimdi vitrinin içine mi gireceksin? Aralarını falan sildim ama ayaklarını daha silemedim. Çünkü yerler kirli olduğu için yerleri ayaklar silerken kirli. Zaten aynen. Onu sileriz. Şimdi vitrinin içine mi gireceksin? Şimdi vitrinin içini bitireceğim. Yerleri silerek o tarafa gideceğim. Tamam. O zaman şu koltuğu çekelim. Şu masayı vitrinin yanına aynen. Alalım. Ben iki kova suyumu o çamur suyu dökeyim. Temiz bir leğen su yapayım. Aynen. Silip silip hemen yerleştirelim. Evet. Dur şimdi o zaman şu şurayı alan, bir açalım tut abla. Çok güle, çok enerjik bir arkadaşımız ama eli çok yavaş olacak, heyecanlanabilir.